önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi konusunu tartışacağız. Bu konu çerçevesinde üç değerli panelistimiz bizimle birlikte olacak. İlk olarak panelistlerimizden Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyükbey'i buraya davet etmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Siz öyle alalım. Yusuf Bey bizlere, Sayın Müsteşarımız bizlere daha çok hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriye çocukların eğitimi konusunda ne yaptığını ya da bu konuda neler yapacağını ilişkin bilgilerimizle paylaşacak. İkinci konuşmacımız Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı olan Mustafa Tutkun Beyefendi. Sizleri de efendim buraya davet ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Diyanet Vakfı'nı bizim özellikle davet etmemizin temel bir gerekçesi vardı. Genellikle kamuoyunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabiliyorduk. Fakat sivil toplumun Türkiye'de Suriye çocukların eğitimi konusunda ne tür faaliyetlere buna ilişkin çok fazla bilgi bulunmuyordu. Yani bizlerin de hani yaptığımız çalışmalarda gördük ki Türkiye Diyanet Vakfı, hani bu birçok sivil toplum örgütü var tabii ki de, bunların içerisinde en önemli faaliyetlerinden bir tanesini Diyanet Vakfı hani gerçekleştiriyor. Biz de bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu konudaki faaliyetlerini öğrenmek üzere, hani bunları hep konuşmak üzere davet ettik. Hoş geldiniz tekrar. Üçüncü konuşmacımız ise Müvella Nur Emin Hanımefendi. Kendisi SETA Vakfı'nda araştırmacı olarak bulunmakta. Kendisi bu analizin yazarı. Bize Müvella Nur Hanımefendi Suriyeli çocukların Türkiye'deki eğitim sürecine ilişkin bir tarihsel değerlendirmeden sonrasında yapılan faaliyetleri hem sivil toplum bağlamında hem de devlet nezdindeki çalışmaları bize aktaracak. Daha sonrasında da hani bu çalışma ilişkin bazı öneri bize sunacak. Yani çok fazla sözü uzatmadan sözü Müvella Nur Hanımefendi'ye veriyorum. Söz sizin. Distinguished participants, I would like to welcome you all to our panel. I didn't expect that much of participation actually, so I was a little bit surprised because this event was very important for us and we are happy to see you among us. As SETA, we conducted many events previously, especially on the Turkey's domestic policies and the foreign policies. And we would like to discuss the educational issues towards the Syrian people in this event. As the Department of Education and Training under SETA, we were well aware of the fact that there need to be a more detailed studies about the status of education of the Syrian people, and we know that education is a fundamental need for the children besides their accommodational needs. As the Department of Education, we conducted a survey. It was a qualitative survey, and we visited the refugee camps, and we also get in contact with related non-governmental organizations and their representatives, and we try to learn more about the current status of the Syrian children in Turkey in terms of education, and we try to set up an overview about their educational status. As you all know, in 2011, the civil war has started in Syria, and day by day it got intensive, and many people had to escape from their own country. They had to leave their homeland and to take refuge in the neighboring countries. And within this period, as you all know, Turkey has implemented the open door policy, and since 2011, we have been hosting more than 2.5 million Syrian people. As the civil war is still ongoing in Syria, the number of people taking refuge in Turkey has been increasing day by day, and it seems that this situation will continue in the future for a long time, and the people don't want to go back to their own country until the
paid until the peace will come over their countries. Here we received certain data. You can see the number of refugees, the Syrian people taking refuge in Turkey depending on each year, and you can see the current numbers on these statistics. And these statistics are the legal numbers, the registered numbers of the Syrian people living in Turkey. As you see, in 2011, we had only 14,000 Syrian people living in Turkey, but at the end of the 2015, we had almost 2.5 million Syrian people coming to Turkey. By AFAD, there were accommodational centers in 10 main provinces. However, more than 2 million Syrian people are living outside of the camps, and we know that only a small amount of these people, only a small number of people is living in the camps. However, the majority of them are preferring to live out of the camp, and the Şanlıurfa and Gaziantep, these are the first two cities accommodating the many Syrian people. And all the activities and strategic plans by the provinces has to be conducted depending on the number of Syrian people living in their own cities. So here, let's have a look at the number of Syrian children living in Turkey, and these numbers are provided from the Directorate General of Migration, and through their website, you can also reach up to those numbers. Between the age 0 to 18, there are almost 1,466 Syrian children. And the rest of them is older than 18 years old. When we look at the age distribution of those children among themselves, you can say that almost 73% of these children are at the age of basic educational age. So we can say that there is a huge educational need, and there is also children between 0 to 4 years old living in Turkey as well, and there are many infants born in Turkey, and they are at the age of 0 to 4, and it means that in the near future these children will grow up, and we also need more educational practices for them as well. So, considering the current status of the Syrian children in Turkey and what kind of activities have been conducted by Turkey, let's have a look at those activities, and I would like to make a brief information. In 2012, there were state politics considering the Syrian refugees in Turkey. However, in 2011 and 2012, the government offices didn't think that the Syrians will stay in Turkey for so long, and they didn't have a comprehensive policy to include their educational needs as well. And there were children staying at the camps, and the educational needs of such children were compensated by the non-governmental organizations only for temporarily, and the non-governmental organizations only try to provide some vocational training and academic training for them as well. And Mr. Mustafa will give us more detailed information about the educational policy of the Syrian children. In 2014, many of the Syrian people received temporarily protection status by the Directorate General of Migration, and thanks to their status, they had the right to access to education. And within this scope, Ministry of National Education have disseminated the framework, have expanded the framework of the educational strategies, and thanks to the new educational activities and policies by the Ministry of National Education, Syrian children now have the access to their education in
their own language, and we can say that there are two different models of education provided by the state to the Syrian people. The first model depends on the temporary educational centers. These centers are providing education in Arabic language to the children living both in the camps and out of the camps. And these centers are located in the schools, which is affiliated to the Ministry of National Education. And in the afternoon times, these schools are in service for the refugee children, and there are volunteering teachers and appointed teachers to those centers to teach the Syrian children. And we also have a shareholder in this respect, some stakeholders in this model, and these stakeholders are providing basic grocery needs of the Syrian children, or we also have national and international stakeholders like UNICEF, and they are actually providing all kinds of needs of the Syrian children at those temporary education centers. And in every temporary educational center, in every educational temporary education center, there are two directors of school. One of them is Turkish and one of them is Syrian. So it is quite important to provide a more comprehensive coordination between the Syrian and the Turkish people. And these temporary educational centers are really important for us, because when we look at the previous refugee situations all around the world, we didn't know any example of such a center providing a training and education in their own language. And this model, this temporary educational model, is a very good practice to be taken into consideration for the other countries as well. However, we would like to emphasize that the temporary educational centers works well only for the short-term solutions. In Turkey, in such a situation, we have more than 5 years accepting the refugee people coming from Syria, so we need to expand our policies to a better framework. And in this need, we established a second model. However, in Turkey, there is already 17 million students at the age of basic educational age. So Turkey as a state has to meet the needs of their own citizens, the 17 million children, Turkish children, and plus the newcomers from the Syria. However, considering the status of Syrian children, they have a language barrier as well, and their access to education is becoming a challenge for them. So the state has to establish new policies and activities in order to overcome those challenges. So a solution comes by their enrollment to the state schools. However, on the other hand, we have these children continuing their education at the class 8. However, it is quite difficult for them to have an education in their own language. So still the temporary educational centers are continuing one of the most important educational centers as well. And also our teachers have some challenges in the educational centers because they didn't have such an experience before, and they may have some difficulties about how to behave those children. However, we also try to provide some supportive activities for our teachers as well. So let's have how many Syrian students we have in at the schools in Turkey. As you see, 66,000 students are having education out of temporary schools, temporary educational schools, and the rest of the children, the number is around 300,000 students, are receiving their education at the temporary centers.
Fakat yani 25.000 okul çağında çocuklar ancak şu anda 325,000 children at school age and we need to provide such services to all of them. At a high school, we have the less number of students at the high school because the main reason is the socioeconomic situation of the family. Mainly, the families cannot afford their children to continue their education at the high school level, so the enrollment is quite low when it comes to the high school. However, when we look at the number of registered and non-registered students living in the camp and out of camp, you can see the numbers both in the living, you can see the numbers of children living in the camps and the out of camps. Unfortunately, only 26% of children have access to education and 23% of them has no access to education. And therefore, especially the children at the high school age has to be included, has got to be engaged to the educational system, and these are the main educational problems that we face, but let's have a list of them. The main problem is to access to education. In every camp, actually, there are educational centers. However, when we go out of the camps, we cannot find appropriate educational centers for the refugee children. Another problem is the language problem, and the one, if the family cannot afford their children's education, especially at the high school age, the number of students has dramatically dropped. And again, as a result of the poverty, there are some other new problems created by the poverty. The children are abused to earn money, and we have child labor problem, and it creates unsafety and security issue as well. When it comes to the girl students, due to the financial reasons, they cannot continue their education, and this is one of the main problems causing the girls going to the school. In Turkey, we are providing education in Turkish language thanks to the municipalities or the non-governmental organizations or the Ministry of National Education. However, we also have some problems with our teachers because they didn't face such a situation before. They have no experience about how to behave these students, the Syrian students. So we also need to support them, and this is another problematic area that we have to solve. We have been mentioning about the situation out of camp. However, we also have a look at what is happening inside the camp, especially when in the tent area, the educational activities in a worse situation and the capacity for education is quite low, so it actually makes it more difficult for the teachers and the students as well. When we discuss the educational problem, the main question mark comes to our mind is the quality of the teachers. And in order to overcome this problem, in order to solve this problem, we need to detect the Syrian teachers in the camps and out of camps, and we can engage them with those educational process. Transportation can be another problem for the teachers because some of the teachers are working voluntarily, and if they have problems to have an access to the educational centers, we need to provide them some transportation as well. So we need to think about these problems as well. And in Syria, there were a very different educational system, and this system was divided into two, and children were sent to schools depending on these different systems. So when they come to Turkey, they are trying to adapt themselves into a new system, which is quite different than they had in the Syria as well. So we also need to revise our curriculum, and we need to adapt our curriculum to the situation, to the needs of the Syrian students as well. So what can be done? First of all, we need
statistical and demographical data regarding the number of Syrian people living in Turkey and the physical infrastructure of the camps and educational centers has to be improved. And we also need to conduct some monitoring activities in order to follow up with the quality services provided by the teachers as well. And there are educational and training programs provided by the teachers, by the municipalities, non-governmental organizations, and the curriculum which is used by those institutions has to be revised. Ministry of National Education should take into consideration the specific situation for the children, for example, children who were kept away from the school for a very long time, so their adaptation process will be a little bit different than the other children having an easy access to the education. And also transportation services has to be revised and improved to the temporary educational centers, both for the students and for the teachers as well. And there has to be very comprehensive studies conducted by these facilities and institutions, and also some supportive activities should be provided to the teachers to teach them how to behave and how to be more tolerant against those Syrian children. And those are very important factors for the students, and there has to be some grant programs for the Syrian children and their families if they are really in need of some financial support. By doing so, we are hoping to avoid the children trafficking and some child abuse and etc. And in order to detect the other standing pending problems, there has to be new studies conducted in this field. Thank you very much, and you did perfect, actually, in terms of time management. Thank you very much for those general information. Within the general framework, you give us some examples and information about the activities conducted by the Ministry of National Education. And now I would like to turn to Mr. Deputy Undersecretary to get more information about the activities conducted by the Ministry. First of all, I would like to conduct my deepest gratitude to all participants. This event is quite important for us because for many time we didn't have chance to discuss these issues, and we would like to thank SETA very much for organizing such event and coming gathering us together. We know there are many studies and there are some must to be done, and there are some activities and some approaches that shouldn't be adopted. And thank you very much all the information provided here, and we will actually try to support everybody, and we will try to coordinate and cooperate with every field of this study. However, this issue, this field is changing all the time because we have one number today and tomorrow the number is changing, it is increasing or decreasing, and at the end of last year, the Mr. Minister declared that there are 450,000 children living in Turkey. However, every day this number is changing, and there are different numbers declared by different institutions. For example, Directorate General of Migration declares another statistical information about the number of refugees living in Turkey. When you look at the Ministry of Development, they declared different statistical information about the number of Syrian students living in Turkey. So I am actually having a struggle, having a challenge considering the numbers, the exit numbers. However, there is one point that we have to be sure that the Turkish Republic, our state, has actually taken a very precise note in the history, and we have to be proud of our state, actually. Considering the Syrian crisis, there is a very negative quotation noted all around the world when it comes to the Syrian people.
While we are trying to solve our problems and while we try to improve our services for the Syrian people, we actually had very sensitive moment because some people didn't know what we are actually doing with the Syrian people, what kind of activities and plans and projects and strategies we have. Without knowing about these issues, they harshly criticize us, which really makes us very sad. I want to emphasize that universities actually didn't organize any event, any seminar, any workshop, considering where we are now and where are we going in the future. So there are almost 3 million people living in our country coming from Syria, and almost half of them are students. Considering the university studies, I am very disappointed, and I want to say that they had no studies, they didn't organize any workshop to gather the related people in this field to discuss what has to be done with the Syrian students living in Turkey. There are many academicians at the universities having the titles as the academicians. However, we have a problem in finding a sufficient number of teachers and academicians who will be work as volunteers to teach the Syrian people in Turkey. And this is a very disappointing situation for me, and I would like to thank you very much to SETA, because this is a very historical point that we now discuss. What is the situation and what can be done? And there are many researchers conducting surveys and studies on the educational status of Syrian people in Turkey in SETA. So, as Turkey, we have to better explain ourselves to the international media and to our own citizens as well. I want to give you an example. In Denmark, when the refugees had an influx to Denmark, a policeman from Denmark was playing a game with a girl, a Syrian girl, and this image was taken as a photo and it was on the media all around the world, and all the rest of the world thinks that Denmark is doing very good in order to host the refugees. However, when you look at the media, considering the Turkey's situations and efforts for the refugees, there is no positive news actually about that. So we have to explain ourselves better to the media, better to the world. We have to be clear about our activities. In the United Nations, for example, we had a meeting a couple of weeks and we explained what we did so far as the Turkey, and they were very shocked and they said that we didn't know that we are doing this and this kind of activities. And we are going to prepare a report including our activities conducted so far, and we are going to submit this report to the ambassadors so that everybody will learn what we are doing. What Turkey have achieved so far is not binding by the law. We are doing this because we want to do this, because we want to help those people. And there are three main actors of all those efforts, and all of them are among here today. And when we first start to make such an effort, we didn't have a legal framework for that. We didn't have a written document in our hand. We did all the efforts through our hearts, actually. And we know, at that time, we tried to provide some palliative solutions to the situation. And when the first Syrian people come to Turkey, we thought that within a year they will go back to their own country. So we have to find some temporary, some short-term solutions to solve their problems. However, the situation was becoming more
longer and longer, and we are hosting even more people today, and we didn't call them as refugees or asylum seekers. We only considered them as our guests, and we provide everything to our guests as we have. We accommodated them, we provide food for them, and they were our guests. They were not our refugees or asylum seekers. And we said to everybody that either we will accept those children into our system, either we will integrate those children into our educational system, either they will become a terrorist, either we will provide educational services for all those children to provide them a better education and training, either we will do this or we will lose those children. Either they will be an engineer or they will be thieves living on the street. So everybody has responsibilities to provide education to the children, the Syrian children in our Turkey. This is not only our problem, this is problem for all, and everybody has to shoulder the responsibility in this respect. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve insanları duyuyor, diğerleri duymuyorsa yarın onlar için büyük bir tehlike bekliyor demektir. Sadece Turkish state taking into consideration the current situation, but not the citizens living in Turkey, this will be even more, much more big problem for the future. Savaş mağduru kadın ve çocukların omuzuna basarak there are many women and children who are the victims of war and they are trying to safely live in here in Turkey, and we need to find not the temporary but the permanent solutions, and this is not the Turkey's responsibility, but it is the responsibility for whole world. So if we lose one child, we have to feel the agony in our hearts. Not only us, not only state, not only the officials should have the responsibility, but also you, the citizens, has the responsibility in this respect. In the report of human rights organization, I stated that you can forget about your poverty if you find an accommodation or if you find a job. However, you cannot reverse back the situation if you spend 1 year not attending school. So 1 year is a very big period, a very big time for a child not to attend the school. So they will have more difficulties to catch up with the rest of the world in educational terms. So I would like to emphasize this fact once again. I would like you to revise the situation one more. No other nation, no other state all around the world has never minimized their own ya da onların deyimiyle sığınmacı ve mülteci çocukların eğitimine o saatleri tahsis etmez. Other children, the refugee students. However, we are doing this kendi okulumuzda, 64. hükümetin eylem planında tekli eğitime geçileceği en kısa sürede vaat edilmiş olmasına rağmen biz 200'e yakın okulu more than 200,000 schools in Turkey changed their curriculum, changed their educational time to provide education not only for the Turkish citizens but for the Syrian children as well. And this is a must actually. Belediyelere, valiliklerimize huzurlarınızla teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da yeni bina bulma konusunda institutions who help us to make such an organization in our schools. The delegation of Europe to Turkey come to our office, and the first word they will say is that we congratulate you on this respect. Sayın Bakanımız onlara bir şey söyledi. Birleşmiş Milletler genel sekreteri. Şimdi ben de ondan müsaade alarak bu
onun bu tespitini her yerde kullanıyorum. I would like to emphasize that we don't want to be congratulated. We don't want to be appreciated. We want to congratulate the other European countries. We want to appreciate the efforts of the other European countries. Because it is high time for them to shoulder the responsibility. Because this is an indispensable part to be a human on this planet. We have to share the problems, we have to share the responsibilities. This is not only the Turkey's responsibility. In our report prepared by the ministry, as Ms. Müberra mentioned, o raporda bahsedilmeyen bazı şeylerden there are certain statistical information, but I don't want to give you many details on this. However, when it comes to the temporary educational centers, we can say that they are a very good practice, actually. Kendisine sığınan mültecilere no other state would provide education in their own language to the refugees. However, we are trying to provide an education in their own language in Turkey. And still we have been facing problems because you cannot accept all foreign students to your national schools, because the number of the foreign students will double the number of Turkish students at the school, so it will create another problem. So you have to find another solution. So our solution is to establish the temporary educational students. And in our educational centers, we also take into consideration the Syrian curriculum as well. However, the Syrian people tend to not attend to the centers because they think they thought that at the very beginning they are going to they will go back to their own countries. However, in time, it didn't happen, and we try to solve the educational problem as well. And as a solution, apart from the temporary educational center, we try to integrate our own education system with these Syrian children as well. We have a new decision taken by the Board of Directors next year. In the new education and training year, geçici eğitim merkezlerinin okul öncesi ve ilkokul birinde de Türkçe müfredatı There will be a Turkish Böylece, language education bir, as well in the temporary educational center, which means that their language first start in their mother tongue. However, we will provide Turkish language education to them as well. So gradually, there will be a shift from the foreign language education to the Turkish language education. So in time, they will be integrated totally into the Turkish educational system as well. So this is our current solution to the solution to the situation. And during our times, I also attend English classes. And we had a difficult times in the past to learn English language. And it's only that I know is that I'm going to school. This is the only sentence in English that I can say. However, we have the same difficulty and challenge to teach the Syrian students the Turkish language. So we also have to overcome this situation. We have to improve our materials, we have to strengthen our capacity, and we also have to provide the training for the teachers, and we will also teach our teachers and trainees about how to teach Turkish language as well. So, in the very beginning, kampta eğitimi aldığımız çocuklar there were many students living in camps. Gaziantep'e, Hatay'a inecek uçaklar o alanın and üzerinden geçtiğinde those hepsi children were actually having a deep trauma at the very beginning. Bu and if there is a plane dedik.
flying over their head, they were hiding under the tables. This was the situation in the first ones at the camp. And we didn't only deal with their educational needs, we also provide them some psychological support as well to make them strengthful, to make them more strong for the future. Bunlar bizim gibi iki çocuk olmadığına göre, 3-4 olduğuna göre 60 bin insana bakıyoruz. 60 bin insana genel bütçeden bir kuruş masraf etmeden, benim Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden bunların geçimlerini de temin ettik. Ve bunların tamamını hizmetçi eğitimi aldık. 60,000 children. Acil durumda eğitim nasıl yapılır? Bu travma nasıl atlatılır? Öğretmen yeterlilikleri, bizim kendi akademisyen arkadaşlarımız ve rehber öğretmenlerimizle birlikte bu çocuklarımıza eğitim verdik. Yetişkinleri unutmadık, 130 bin rakamına ulaştık. Adıyaman'da bu işten who are in need of education. Gelir elde eden not only for the children we are focusing, but also we take into consideration the current status of the women as well. Öğrettik ipek alıcılığı. Ve şimdi ondan geri temin ediyoruz. Artı en fazla rağbet edilen şeyler, en fazla rağbet edilen, şimdi tabii yani for bu kadar 4 yıldır yapımda televizyonlarla anlatıyoruz. Biliyorum. What was I talking about? Neden I just confused. Okay, I was mentioning the popular professions. There are certain professions in Turkey which are very popular for the foreign people as well, and they think that if I teach myself in Turkey, in this specific field, when I go back to my country, I can work in this field easily. For example, in the field of construction, there is a huge demand. For the workers of construction, these refugee people would like to learn more about construction. And when they go back to their own country, they want to use such skills in their own professions as well. Sonra 11. sınıf, bunlara şey istiyorlar, denklik istiyorlar. And bir dakika dedi, iller yığıldı, denklik veremiyoruz. Adana diyor ki, Ahmet'in bir bende müracaatı var, Mersin'de de var diyor. Biri 12. sınıfa denklik istiyor, aynadan bir 11. sınıf. If from Surrey University, and when you come to Turkey, they want to have an equivalent of diploma in Turkey as well. However, we cannot simply provide an equivalent to them in the educational system as well. However, we have to find a solution for this, and we decided to make an examination for foreign students in Turkey. And last year we established, we declared an examination for them, and almost 30,000 people had attended those examinations, and some of them were really successful. And each university has their own enrollment criteria, and if a foreign student passes our examination, and if they meet the criteria decided by the university, so they can provide an equivalent in their diploma. However, still there are some missing points in this integrational system as well. Biz bu öğretmenlere gönüllüne vermiştik. Kamp içinde 600 lira bu yıl, kamp dışında 900 lira. And when it comes to our teachers and the quality services provided by the teachers, we also have to solve this problem as well because those teachers are working as voluntarily in the camps and out of the camp. And as the Ministry of National Education, we are trying to provide some grants to those teachers becoming a volunteer in this process, and we are providing 600 Turkish lira if they are teaching in the camp and 900 Turkish lira if they teach out of the camp. However, still there are some demands by the teachers, and we are also providing working permits by the foreign teachers coming from Syria as well. And we also have Turkish teachers who are waiting to be appointed by the Ministry of National Education. And we also first solve their problem
And then we will focus on the foreign teachers living in Turkey. And how can we improve the capacity? We need to increase the number of schools in Turkey as well. And there are many grants provided to Turkey by the international institutions. And we can enjoy those grants to improve the capacity of the existing schools and construct new schools. And there are also victimized families living in Turkey, and we also need to provide some financial support for them as well. You know, by doing so, we can increase the number of students having enrollment in the schools. We can do the same for the Syrian people. However, this will not be met from the general budget. There will be a separate budget for them. We will provide you a financial support, but this will be on condition that if you provide certain criteria, there will be some conditions for the Syrian people. We can provide some grants for the families so that they can have their children enrolled in the schools. There's another point that we can do to improve the capacity. Türk insanı Engin hoşgörüsüne sığınarak, velilerimizin Engin hoşgörüsüne sığınarak okulları tahsis ediyoruz. As I said before, we are assigning schools to the service for Syrian people. However, kırılmış, dökülmüş olursa, citizens have temiz olmazsa, and definite right on the schools. So if you provide an education for the Syrian people, and if they harm the schools, if they destroy the schools, so this will not be acceptable for us and for the Turkish citizens as well. So the schools has to be protected physically, and there has to be capacity improvement activities for the temporary educational centers. So these are the activities that we are planning to do in the future. Thank you very much for your listening to me. Sayın Müsteşarım, Eğitim Bakanlığı çalışma hakkımıza gerek verdiniz. Şimdi biraz daha biz sivil toplum boyutunda süreç oturma eğitimi konusunda neler yapılıyor. Bu konuda Sayın Genel Müdür have some more information about the activities by non-governmental organizations. Distinguished participants, tabii ben biraz daha Diyanet Vakfı özelinde sivil toplumun sahadaki çalışmalarından bahsedeceğim ama by the Turkish Foundation of Religious Affairs, mültecilerle ilgili süreç başladığında 2011 yılından beri aslında Diyanet Vakfı olarak biz mülteciler ve Suriye içerisindeki krizle ilgili her türlü alanda çalışmalarımızı başlattık. Fakat 2012 yılından itibaren the number of refugees has dramatically increased, which actually challenge us to improve our capacities. We have regional offices in specific cities, and there are information coming from those offices, and we can say that there are kind of abuses in the services. For example, there is an early marriage problem for the girls, and we know that there are such abuses in the region, and we take immediate action to avoid such situation. And there were some facilities previously used as the Quran courses, and we turned those buildings, those facilities into schools. And those facilities will now provide educational services for the Syrian people. Initially, the Ministry of National Education didn't have a systematic implementation for the curriculum and for the educational integration. However, as the number is increased, we have to realize that there has to be more solid solutions for those problems. But previously, people think that the refugees will not stay long and they will go back to their countries in a short time. However, this didn't happen. So here, where we are standing, we can easily see that hali hazırdaki mevcut okulları incelediğimizde birçoğunun Lübnan, Libya müfredatını takip ettiklerini, bununla ilgili de belli yerlerden taahhütler aldıklarını, denklik alabilecekleri vesaire gibi konularla karşılaştık. Sonunda hem buradaki hükümetin, Suriye'deki sürgündeki hükümetin diyelim, temsilcileriyle hem de Milli
Eğitim Bakanlığı'yla yapılan çalışmalar neticesinde Suriye'deki müfredatta kullanılan mevcut materyallerin belli bir komisyon tarafından gözden geçirilerek içerisindeki bir takım sakıncalı bölümler çıkartılarak, ayıklanarak tekrar basıldığı bilgisini de alınca, yani bu anlamda bir materyal de bulunacağını düşününce biz Suriyelilerden oluşan bir proje ekibi oluşturduk. Bu işle ilgili oldukça 20'nin üzerinde Suriyeli ve iki tane de yerli arkadaşımızı istihdam ettik sadece bu konuyla ilgili ve bu konuyu enine boyuna tartıştık ve bir sistem oluşturduk. Bu sistem çerçevesinde Suriyeli hocalardan veya hocalık yapabilecek olan belli bir eğitim seviyesine sahip gerek işte mühendislik alanlarında veya teknik alanlardan mezun olanları daha çok işte matematik ve fen alanlarında ama öncelikli olarak eğitim bilimlerinden mezun olanların tercih ederek bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon yaklaşık 1000 tane Suriyeli hocayı, yani burada öğretmen olmak isteyen, buraya talip olan insanı mülakatlar yapıldı ve bu mülakatlarda hem mesleki anlamda hem de bunların gerek güvenlikle ilgili kontrolleri gerekse ideolojik anlamda burada zararlı olup olmayacakları noktasında bütün kontroller belli bir sistematik içerisinde yapıldı. Hem de mezun oldukları okullarla ilgili mezuniyetlerini belgeledikleri az önce müsteşarımıza bahsetti. Belgelerin doğruluğunun tespiti noktasında ciddi bir çalışma yapıldı. Bu çalışma neticesinde ilk etapta 6 tane okulla biz çalışmalarımıza başladık. Fakat gördük ki sahaya indikçe gerçekten ciddi anlamda bir ihtiyaç var ve bununla ilgili de düzgün işleyen, takip edilen, kontrol edilebilen bir sistem söz konusu değil. Kamp içerisindeki okullarda bir sıkıntı yok ama kamp dışında ciddi anlamda bir sayı giderek artıyor ve bu ihtiyaç da giderek artıyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile o tekli eğitim yapılan okulların öğleden sonraki kısımlarının kullanılabileceği, özellikle de Suriyeli ailelerin yoğun olarak yaşadığı, Suriyeli kişilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde, başta Gaziantep, Kilis, Nizip, Urfa olmak üzere o bölgedeki illerde bir tarama yaptık ve bu okulları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ettik. Bunlar o dönem genel anlamda bir bir genelge yoktu ve genel bir uygulama yoktu. Tamamen o ildeki il Milli Eğitim Müdürü, ilçe Milli Eğitim Müdürü ile yapılan ikili görüşmeler, hatta ikili protokoller çerçevesinde bu okullar bize tahsis edilmiş oldu. Öğleden sonraları burada tamamen Suriye müfredatının okutulduğu, Suriyeli hocaların olduğu, başında Suriyeli bir koordinatörün bulunduğu ama aynı zamanda içerideki mevcut Türk müdür yardımcılarından birinin de sorumlu olduğu bir sistematik kurulu. Aslında ben burada çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hem müsteşarımız burada hem de sürecin başından beri burada bulunan Sayman Bey de burada. Aslında bu geçici eğitim merkezleri modelini Diyanet Vakfı olarak ilk defa biz uygulamaya koymuş olduk. Ve bu çerçevede bu sayı giderek arttı. Bugün itibariyle yaklaşık 13.800 öğrenci 18 farklı okulumuzda şu anda eğitim görüyorlar. Tabii bu son gelişmelerle birlikte biz başından beri bir konuyu çok önemsedik. Özellikle de insani yardım alanında ben ekranlarınızda gördüğümüz, arkamızda gördüğümüz konuyu da onun için paylaşmak istedim. İşbirliğini çok önemsedik. Çünkü karşı karşıya kaldığımız durum çok kompleks bir durum. Ve 2006 yılında Aceh'de biliyorsunuz, daha doğrusu uzak doğuda bir tsunami yaşandı. Ve bu tsunami sonrasında özellikle Birleşmiş Milletler ve uluslararası insani yardım kuruluşları büyük bir imtihan verdiler. Biz de Türkiye olarak ilk defa bugünkü şartlarda Türkiye'deki hukuki zemin de hazır olduğu için en büyük insani yardım faaliyetini yurt dışında orada başlatmış olduk. Yani Türk kuruluşları ilk defa yurt dışına çıkıp faaliyet yaptıkları birinci derecede önemli insani yardım operasyonu Aceh'de yapılmıştı. O süreç içerisinde şu görüldü, çok fazla farklı alanlarla uğraşıyoruz. Yani aslında hayatın başından sonuna her alanın içine alan bir durumla karşı karşıya. Çünkü tsunami
oradaki bütün altyapıyı yok etmişti. İnsanların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasıyla karşı karşıya kalınmıştı. O yüzden insani yardıma humanitarian response diye ifade edilen İngilizce karşılığıyla ama insani yardıma müdahale reformu diye bir reform gündeme geldi. O olaydan sonra Birleşmiş Milletler Uluslararası insani yardım sistemi içerisinde. Buna da cluster approach dedikleri yani küme mantıklı bir yaklaşım. Yani yardıma müdahale edilecek alanların belli kümeler halinde toplanması ve bu kümeler içerisinde uzmanlaşmış olan kuruluşların bir araya getirilerek başlarında koordinatör bir kuruluşun da belirlenerek daha sistematik bir müdahalenin yapılması ve bunun belli bir aşamalar içerisinde yürütülmesi gündeme gelmişti. Ve bu her geçen gün daha da geliştirilerek uygulanıyor. Belki uygulama aşamasında veya Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde veya uluslararası müdahalelerle ilgili konulara ayrıca tartışabiliriz. Ne kadar başarılı, ne kadar etkili konusunu veya kaynaklar ne kadar etkili konusunu, efektif konusunu bunlar tartışılabilir ama sonuçta aklın yolu bir ve buraya geldiğimizde öncelikle bir afet veya bir krizle karşı karşıya kalınacağında en önce yapılması gereken kısım bununla ilgili bir önlemeye dönük bir çalışma öngörülüyor. Yani bu krizi önleyebilecek bir çalışmanın öncelenmesi. Bu olmuyorsa bununla ilgili oluşabilecek krizin büyüklüğü veya onunla ilgili detayların önceden tahmin edilmesiyle ilgili bir takım çalışmaların yapılması gerekiyor ki araştırma merkezlerine, SETA gibi veya diğer üniversitelerdeki araştırma merkezine bu anlamda da çok önemli görevler düştüğünü tahmin ediyorum. Ve başından beri konuştuğumuz biz bu krizin hep çok kısa süreli, hızlı bir şekilde gelip geçici olduğunu varsayarak, böyle bir tahminde bulunarak bütün mekanizmalarımızı ona göre organize etmiştik. Ve sonrasında da bir hazırlık süreci tahmin sürecinden sonra bu tahmin edilen duruma göre bir hazırlık süreci ve sonrasında krize müdahalenin başladığı bir aşama gündeme geliyor. Burada da acil durumlar, yeniden inşa, ayağa kaldırma, recovery diyebileceğimiz, ayağa kaldırma diye tabir edebileceğimiz bir yaklaşım. Sonrasında da yeniden inşa diye bir süreç var ki bizim şu anki Suriye krizini de bu şekilde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz aslında bu planlamayı yaparken bu tür konuları da masamıza yatırdık ve bunların da değerlendirmesini yaptık. Bu öğrenciler burada okuduktan sonra ülkelerine dönmeleri icap ettiğinde hem teknikle ilgili hem de ülkelerinde eğer eğitim öğretimine devam edeceklerse ki neyle karşılaşacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktur. Yani orada hangi rejim hakim olacak. Türkiye'de okuyan öğrencinin eğitim öğretimini kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bu öğrenci Türkiye'den kalmaya mı tercih edecek yoksa ülkesine dönmeyi mi tercih edecek gibi birçok konuyu masaya yatırıp buna göre en uygun olanın bizim kendi imkanlarımızla dikkate alarak az önce konuşmuş olduğumuz model olduğuna karar verdik. Ve bu çerçevede bu sistemi daha da geliştirerek her ilde bir koordinatör müdür diye bizim tabir ettiğimiz ayrıca bir müdür tayin ettik. Yine Suriyeli bu konuda gerçekten uzun yıllar eğiticilik yapmış, okulların yöneticilik yapmış kişileri tercih ederek bir sistem kurduk. Merkezde de merkezde Gaziantep olarak belirledik ve bu kapsamda bir teftiş ekibi oluşturduk. Bu teftiş ekibi de sürekli okulları gezdi. Hem müfredat açısından hem de eğitim öğretimle ilgili çalışmalar noktasında aksaklıkları, ihtiyaçları tespit ederek merkezimizle koordineli bir şekilde bu çalışmayı bugüne kadar getirdik. Tabi o dönem içerisinde bir kaynak sıkıntısı vardı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve resmi kurumların bu noktada bir hukuki zeminleri henüz mevcut değildi. Dolayısıyla bütçelerinden buraya bir kaynak ayırmaları da hem imkanlar da imkansız denecek kadar zor bir durumdu. Biz o dönemde bu okullarda görev alan öğretmenlere, hocalara, müdürlere, yöneticilere belli bir ücret takdir ettik ama bunu ücret olarak değil tabii ki yardım olarak onlara ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Bu tabii ki onların vermiş oldukları hizmet karşılığı olan bir şey olmadığı için de şu anda 800 ile 900 lira arasında değişen bir rakamdan bahsediyoruz. Ama onların hayatlarını idame ettirebilecek kadar da bir rakamı ödemiş olduk.
Bu geldiğimiz noktada da belli kaynakların artık uluslararası kaynaklarında Türkiye'ye akması ve Türkiye'de bu imkanların oluşmasıyla birlikte peyderpey bu okullardaki özellikle öğretmenlere ve oradaki idareci Suriyeli misafirlere ödemiş olduğumuz rakamları Milli Eğitim Bakanlığı özellikle Ankara'daki okullarda devraldı. O ücretleri onlar ödemeye başladılar ama biz okulla ilişkimizi hiçbir zaman kesmedik ve aynen daha önce nasıl bir bizim öğretim sistemi içerisinde veriyorsa o sistematik devam ediyor. Bundan sonra da bu şekilde devam etmesini öngörüyoruz. İmkan oldukça da bu okulların sayısını arttırma noktasında bizim bir niyetimiz var ama Milli Eğitim Bakanlığımız görüyoruz ki özellikle müsteşarı çok bu konuda hırslı ve heyecanlı iyi de motive olmuş durumda. Ben bundan sonraki süreçte daha rahat ve daha hızlı bir şekilde tamamen çekmeden yine koordineli bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Bunun yanında tabii bizim KAGEM Kadın Aile ve Gençlik Merkezimiz var Ankara'da. Bu merkezimiz aracılığıyla da bir takım çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle de yetim daha çok da kız çocukları, kimsesiz kız çocuklarının belli Kur'an kurslarına yatılı olarak alınıp orada eğitim öğretimlerinin, normal eğitim öğretimlerinin oradan devam ettirilmesi şeklinde bir çalışma başladık. O çalışmada belli kapsamda devam ediyor. Her yıl bu öğrenciler belli eğitimlere tabi tutuluyor, mesleki eğitimlere tabi tutuluyor. Bu eğitimler çerçevesinde de hem onlar korunmuş, gözetilmiş oluyor, hem de eğitim öğretimlerine devam etmiş oluyorlar. Bunun yanında her ilde bizim Diyanet Vakfı olarak hemen her il ve ilçede bir şubemiz var. Bin toplam net bin şubemiz var şu an Türkiye'de. Bu şubelerimiz marifetiyle de orada yaygın eğitim anlamında diyebileceğimiz daha çok Kur'an kursları ve cami mekanları kullanılarak öğrencilerin günlük hayat içerisindeki belli bir takım eğitim öğretimlerine de katkılarımız devam ediyor. Özellikle Suriye halkında bunu daha önce Suriye Alimler Meclisi yapmış olduğumuz bir toplantı esnasında bizden talep etmişlerdi. Suriye'de eğitim, öğretim okullar dışında camilerde çok yoğun bir şekilde yürütülür. Halk oralarda sosyalleşir ve oralarda belli bir takım sosyal eğitimlerini tamamlar. Onun için böyle bir talepler olmuştu. O anlamda da şu anda hemen hemen her mahallede, Suriyelilerin yaşadığı her mahallede bir cami. Bu anlamda onlara tahsis ediliyor ve onlar da gelip orada bir takım hem dünya eğitim anlamında hem de diğer sosyal bir takım etkinliklerini oralarda yürütebiliyorlar. Sivil toplum kuruluşlarının özellikle de o dönem için sadece Suriyelilerin ağırlıklı ama sonrasında zaman ilerledikçe bu tamamen her türlü yardıma muhtaç insana yardım edebilmek anlamında bir boyuta büründe dönüştü. It is a kind of bir insani yardım platformu oluşturduk. Bu insani yardım platformu 11 kuruluş, 2 tane de gönüllü vakıf adam diyebileceğiz. Yani kendi resmi kuruluşları yok ama kendi müşteri adamış. 2 tane şahsın katılımıyla 13 farklı yapının bir arada olduğu ve yaklaşık 2 yıldan beri aralıksız her ay bir araya gelen ve yapmış olduğu bütün faaliyetleri bilgi paylaşımını bir merkezde toplayan ve oraya da bir eleman istihdam edildi. İlk defa belki Türkiye'de pratik anlamda bu uygulamaya konulan bir projeydi. Oraya istihdam edilen kişinin maaşı da bu 11 kuruluş tarafından ortak ödeniyor. Ve bu oradaki arkadaşımız şu anda Ankara'da Önder Mahallesi'nde bir ofiste görev yapıyor. Orada bir büro var ve bir yazılım geliştirilmiş, daha doğrusu geliştirilmiş bir yazılım buraya uyarlandı. Bu yazılım marifetiyle de buradaki Suriyelilere yapılan yardımların tamamı bu sistem üzerinden takip ediliyor. Böylece hem mükerrer kayıt yardımlar önlenmiş oluyor hem de ihtiyaçlar daha net bir şekilde tespit edilip kayıt altına alınmış oluyor. Biz eğitim faaliyetlerini sadece eğitimle sınırlı görmüyoruz. Çünkü öğrencinin
az önceki eğitimin önündeki engellerden bahsedilirken de geçti. Yani sadece eğitimle ilgili sıkıntıları yok. Bu eğitimin hem devam ettirebilmesi hem ulaşabilmesi açısından çok ciddi anlamda diğer alanlardaki ihtiyaçlarının da karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla bunları da gözden görmezden gelemezdik. Ve bu noktada da bu platformlar marifetiyle yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi belki Urfa'da şu anda bulunan 60'tan fazla kuruluşun bir araya gelerek yürütmüş olduğu bir insan yardım platformu var ki onlar 400 bin civarında insana her türlü yardımı bu platform marifetiyle ulaştırıyorlar. Dolayısıyla bu tür oluşumların da mutlaka gerçekleştirilmesi, oluşturulması önemli ve bunların da eğitim öğretimi destekleyen mahiyette planlanması, öğrencinin gerek ulaşımı ile ilgili gerek üst baş kıyafet yardımları ile gerek kırtasiye ve diğer araç gereçleriyle ilgili konularda desteklenmesi, bütün bunlarla beraber ailenin çocuğunu çalışmak veya bir takım dilenmek gibi yerlere göndermemesi, ailenin desteklenmesi ve çocuğunu okula göndermesi noktasındaki teşviklerin arttırılması noktasında yine çok büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Birkaç konuyu hatırlatarak özellikle de bundan sonrasıyla ilgili tabii ki birçok konu belirsiz. Yani bundan sonra bu süreç daha ne kadar devam edecek bununla ilgili bir herhalde hiç kimsenin net bir bilgisi yok. Fakat yine de belli bir takım tahminlerde bulunarak bundan sonrasında planlamak ve ona göre belli mekanizmaları oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun için en önemli konu kurumlar arası koordinasyon, özellikle devlet kurumları arasındaki koordinasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok şükür son 3-4 aydır özellikle Murtaza Bey'in de belli bir sorumlulukla bu görevi üstlenmesi, başbakanlık başmüşaviri olarak Suriye konusuna özel ilgileniyor ve kurumlar arasındaki koordinasyonu da bizzat yürütüyor olması belli bir hareketliliği beraberinde getirdi. Ama bunun yeterli olmadığını, daha da sistematik hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda yetki karmaşası diyebileceğimiz çok ciddi olmasa da belli bir takım yetki alanlarının daha net bir şekilde tanımlanması ve bu yetki alanları içerisinde sivil toplumun daha etkili bir şekilde ve daha sistematik bir şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada AFAD, Kızılay Göç İdaresi ve Başbakanlık Öteki yine Murtaza Bey tarafına yönelik koordinasyon merkezinin birlikte çalışarak Milli Eğitim Bakanlığı da eğitimle ilgili alanlarda koordinasyonu üstlenerek sivil toplumu daha etkili ve daha verimli bir şekilde değerlendirmelidir diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar. Teşekkür ediyorum. Böyle bir programı hem konuyu dikkate çekerek bir farkındalık oluşturduklarından dolayı hem de bize bu fırsatı verdiklerinden dolayı hem de teşekkür ediyorum. Ben çok fazla değerlendirme bulmadan siz katılacak muhtemelen soruları vardır. Onları alalım diye bekliyorum. Şimdi şöyle bir yöntem izleyelim. Önce 5 soru alalım. Daha sonrasında eğer hala zamanımız olsa 5 soru daha alalım. Çünkü tek tek soru olduğu zaman hani bu sefer çok etkin yürüyemeyebiliyor. Yani hedefimiz yani mümkün olduğu kadar çok kişiden soru almak ve mümkün olduğu kadar da katılımcı cevaplandırmak olacak. Gelebileceğini tahmin ederek belki önünü kesmek istiyorum. Öğrenci sayılarına bakıldığında lisede ulaşma oranının çok düşük olduğu gözüküyor. İki gerekçe. Bir tanesini söyledim. Ailelerine destek için çalıştırılıyorlar. Doğru. Ancak bir şey göz ardı etmeyelim. Suriye'de bunlar rahat ortamda yaşarlarken, bu savaşsız ortamda, biliyorsunuz orada ilk öğretim zorunludur. 9'a kadar. Yani 9 yıl zorunlu. Lise zorunlu değil. Rahat ülkelerinde liseyi okumayanların göçtükleri, sığındıkları bir ülkede lise okumalarının ne kadar zor olduğunu bilinmesini istiyorum. Teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım. Önden başlayalım o zaman. Önce bu sefer de siz alıp başlayalım. Selma soruları yaz. Thank you very much. My name teşekkür is ederim. Salih Yosun from Sabancı Üniversitesi. Salih Yosun Sabancı Üniversitesi. Ben de çok benzer konuda geçiş eğitim merkezlerinin
Suriyeli öğrencilerin Türk toplumuna ve eğitim sistemine entegrasyondaki rolü hakkında İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte bir çalışma yürütüyorum. Ben de sahadayım, gece eğitim merkezleriyle görüşüyorum. Öncelikle devletimize çok teşekkür ediyorlar. Büyük bir fedakarlık olduğunu düşünüyorlar. Yaptığını düşünüyorlar devletimizin. Ancak bir iki Berra Hanım'ın değinmediği ama benim yakaladığım bir iki konu sayın yetkililerimizle buradayken paylaşmak istedim. UNESCO tarafından verilen maaşların rehberlik UNICEF tarafından verilen maaşların rehberlik öğretmenlerine de verilmesini istiyorlar. Sanırım bazı rehberlik öğretmenleri tamamını bilmiyorum ama bir kısmı bu maaşı alamıyor. Ve rehberlik öğretmeni sayısı kısmında bazı okulların sıkıntıları var. Bununla birlikte de üniforma eksikliğinin kız öğrencilerin okula katılımını olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorlar. Çünkü veliler kız çocuklarına uygun kıyafet bulamıyorlar okula gönderirken diye düşünüyorlar. Bu konuda da devletimizden ve STK'lardan çalışmalar olabilir diye düşünüyorum. Benim Sayın Yusuf Bey'e bir sorum var. Kendisi daha önce mesleki eğitim konusunda müdürlük yapmış birisi. Acaba Suriyeli öğrencilere yönelik, özellikle lise grubundaki öğrencilere yönelik mesleki eğitim konusunda herhangi bir çalışmaları ileride olacak mı? Training plans for the future. Gelin karşılayalım hocam. And here, let's hear başka your question, hanımefendi madam. Şey yapalım. Ha, pardon. Hocam oturunuz lütfen. Profesör Doktor Dilek Gözütok, Ankara Üniversitesi. Bu konuda yapılan çalışmaları izliyoruz. Yapanları yürekten kutluyorum. Tabii ki yapacak daha çok işimiz var. Kendi çocuklarımızın eğitimini gönlümüze göre yapamadığımız bir düzende bunu yapabilmek müthiş bir şey. Kutluyorum. Devamını diliyorum. Elimizden ne gelirse yapmaya da hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Birkaç sorum olacak. Biri Mübera Hanım'ın sunumu ile ilgili, daha doğrusu diğer Yusuf Bey de söz etti. Neden Suriye öğretim programı uygulandığını ve neden Arapça eğitim yapıldığını acaba biraz daha açıklayabilir misiniz? Çünkü yasalarımıza göre ana dilde değil resmi eğitim, resmi dilde eğitim yapılması bir başka sorun yaratır mı bu? Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olup da ana dili Arapça ya da başka dillerden olan insanlar da onlara da bir hak doğmaz mı? Bana da kendi ana dilimde eğitim yap demez mi? Bunun neden olduğunu öğrenmek istedim. Özellikle 9. sınıfa kadar dünyadaki programlar birbirine, ben program geliştirme profesörüyüm, birbirine rahatlıkla adapte edilebilecek standarttadır. Yani bizim programımızı da aldığınızda neredeyse Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin programlarına rahatlıkla uyulabilecek öğretim programlarıdır. Neden işte Libya'nın ya da Suriye'nin programı gibi, bunu anlamak isterim. Bir başka sorum var. Bizim öğretim programlarımızın da değiştirileceği konusunda bir açıklama yaptınız ve çoğulcu müfredat gibi bir kavram kullandınız. Yani literatürde bunun yeri nedir? Çoğulcu müfredat ne demektir? Sizden öğrenmek isterim. Yusuf Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Hocam biraz şey yapabilirse çünkü diğer katılımcılarına soru alacağım. Bunu da söyleyeyim, başka sorum yok. Haklı olarak üniversiteleri eleştirdi. Neden araştırma yapmıyorsunuz? Neden haklı? Üniversiteleri savunacak halim de yok. Ancak ben Eğitim Bilimleri Fakültesi Program Geliştirme Bölümünün hocası olarak biz araştırma yapmakta çok zorlanıyoruz. Milli Eğitim Müdürlükleri bize izin vermiyor, bizi okullara sokmuyor. Milli Eğitim'in stratejilerini mi sorguluyorsunuz diye
diye resmi izinler almayı, üstelik protokolümüz var. Üniversitemizle Milli Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında birbirimize destek olma protokolümüz var. Ama bize izin vermiyorlar. Sayın Müsteşarım bize söz verirse biz bu konuda, yani Suriyelilerin eğitimi konusunda proje yapmaya da hazırız. Ama veri toplamakta çok zorlanıyoruz. Eskiden EARGET bize yardımcı oluyordu. Şimdi böyle bir imkanımız yok. Mustafa hocam, Tutkun Bey'e bir şey sormayacağım. Diğer arkadaşlarım bir cümle söyleyeceğim yalnız. Diyanet Vakfı'nın işi eğitim midir diye takılıyorum. Eğitim, milli eğitimin işidir Türkiye'de. Diyanetin işi eğitim değildir. Hocam, belki sadece din eğitimi olabilir. Teşekkür ediyorum. Hanımefendi, var mı soru? Tamam, hanımefendiye verelim. Böyle de hep birbirine gelecek sorular. Yok, hissin şey değil hocam yani. Çünkü diğer şey tek tek cevaplara kalkarsak sıkıntı yaşayacağız. Hocam çok kısa alalım. Yani bölmek durumunda kalacağım. Ama yani hocada sormak zorundayım. Çünkü kendisi de hocam, belirtti. Biz ulaşamıyoruz bu bilgilere ve kendisi konuşurken sormak zorundayım Yusuf Bey'e. Öncelikle Gülüm benim adım. Bir şey dediniz, yaptıklarımızı anlatma sorunu yaşıyoruz dediniz. Yani basın olsun ya da okullar olsun, bunları anlatamıyoruz dediniz. Buna ben de katılıyorum. Bu sorunun en büyüğünü de ben Human Rights Watch'un raporunu, 2014-2015 raporunu okuduğumda şuna rastladım. Aileler çocuklarının devlet okuluna gidebileceğini bilmiyorlar. 2014 yılında çıkmış bir genelge var. Ama bunun farkında bile değiller. Buradaki en büyük eksiklik nedir? Aileler neden bunun farkında değiller? Ya da neden bunu bilmiyorlar? Ve burada bir şey daha rastlıyoruz insanlarla yapılan mülakatlardan. Bazı okullardan da geri çevriliyorlar. Bazı okul yetkilileri biz Suriyeli öğrencileri okutmuyoruz diye kendileri aslında bir irade gösteriyorlar. Belki de burada en temelde devletin kurumlarında çalışanların bir eğitime tabi tutulması gerekiyor. Ya da onlara bu genelgenin ne olduğu düzgün bir şekilde aktarılmalı. Bu konuda bir yani nedir buradaki eksiklik ya da buradaki aktarım sorunu nedir? Öncelikle onu merak ediyorum. Bir de siz misafir tanımlaması yaptınız. Bunu olmayarak söylediniz. Mülteci ya da sığınmacı demedik. Misafir dedik dediniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim kültürümüzde de aslında bir laf vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer diye. Acaba bu böyle bir kültürümüz olması da bu insanlara misafir dediğimiz zaman böyle bir tepkiyi mi doğurdu? Böyle bir politikaların geliştirilmesini mi sağladı? Son bir soru söylemek istiyorum. Bu Avrupa Birliği diğer arkadaşlarımız lazım çünkü Müsteşar Bey'in başka toplantısı var. Yani 20 dakika içerisinde bitecek. Lütfen diğer arkadaşlar da bir tane soru sorarak tamamlasınlar. Lütfen size tek soru sorun. Bir tek tek soru. Yani bu arkadaşlar çünkü 20 dakika sonra çıkmak zorunda. 5 dakikadan soru alacağım. Geri kalan 15 dakikada cevap alacağım. Lütfen tamam. Hanımefendi sorsun. Bir soru hocam. Sadece soru. Değerlendirme de almadan. Sonra bakmayın. Maalesef zaman sıkıntımız var. Merhaba. Elif Karslı Ted Üniversitesi'nde öğretim. Öncelikle Müsteşar Bey'e çaresiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz bir TÜBİTAK projesi aldık. Göçmen çocukların eğitimiyle ilgili ve 5 şehirde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Serzenişinizle ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Yani evet üniversiteler bir şey yapsın ama herhangi bir konuda araştırma yapmak için bireysel ve akademik bir kültürün oluşması gerekiyor. Sanırım göç hani çok çalışılan bir konu değildi. Ana dili Türkçe olan olmayan çocukların eğitimi çok çalışılan konular değildi. Belki bu yüzden de bir yavaşlık söz konusu. Soru olarak da ben şunu sormak istiyorum. Sınıfında Suriyeli çocuklar olan öğretmenlerle ilgili bir öğretmen eğitimi planlıyor musunuz ülke genelinde? Bir de Suriyeli öğretmenler devlet okullarında çalışacak. Onların tam olarak görevi ne olacak? Bu netleşmedi. Onunla ilgili bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Beyefendiye hemen verelim. Arkaya doğru gidelim o zaman. Sami Serdar Yıldırım, Beyazıt Üniversitesi. Ben Mustafa Bey'e bir sorum olacak. Türkiye'deki STK'ların koordinasyonuyla alakalı devlet düzeyinde bir koordinasyon var mı? Teşekkürler. Bir hanımefendi var. Şey yapalım.
I am the final year student at the Tombaa University from the Turkish Language Department. I am working on the foreign language teaching. My question is that how you provide the Turkish teachers, from where and how you provide them? Are you requesting any kind of license or accreditation for the Turkish teachers to teach Turkish language to the refugee students, or are you accepting any volunteer student? Are you accepting any volunteer teachers? I am coming from Ankara University. Ben Suriye Türkmen erinlerim. İsterdim ben bu mülteciler, gelen mülteciler hepsi Türkçe öğrensinler. Neden Arapça öğretiyoruz? Biz aslında dillerimizi kaybetmişiz Suriye'de. Şimdi de burada da kaybedeceğiz maalesef. İsteyelim ben sizden hepsini Türkçe okudum. Bu da büyük bir fırsattı aslında. Suriye'de gelmişler bana. Yeniden Türkçelerinizi, yeniden Türkçe öğrensinler. Bu büyük fırsattı. Bu dram olmasına rağmen bizim için, Türkmenler için büyük bir fırsattı. İkinci konu, neden bir Suriyeli getirmemişsiniz burada Burçin Penel'de bu problemi araştırmak için? Sonra misafir terimi gerçekten Suriyeli için çok bir beğenilen bir terim değil bu. Çünkü bu mülteci haklarını kaybediyorlar. Burada bunu mülteci hakkı gene söylerseniz daha iyi olur. Çünkü orada başka haklar şey oluyor. Üçüncü, bir de bu diplomalar kabul olmuyor. Lise diplomaları üniversiteye girdikleri zaman kabul olmuyor. Bunları bir teste tabi tutuyorsunuz. Bu teste bazen şey olmuyor, adaletli olmuyor. Sağ olun. However, this is not fair for them. Artık şey yapalım hocam, toplayalım bütün soruları. Çünkü geri kalmamış 3 dakikada soru alacağız. Çünkü benzer şey sorular var. Tamam, teşekkür ederim. Ben hızlıca söyleyeceğim. Doktor Nurseli Kadriye Işıklar Pürçek, ben Ankara Üniversitesi. Çok şey söyleyecektim ama bir tek şey söylemek, sormak istiyorum aslında Müberra Hanım'a özellikle. Bu çoğulcu program dediğiniz kavram, ben de hocam gibi hani merak ettim arkasını. Nasıl dolduruyorsunuz? Bu konuda acaba size örnek olabilir mi? Zaten haberdar olduğunuzu düşündüm. 2015'in 22 Nisan'da Türk Eğitim Derneği'nin bir ulusal eğitim programı duyurusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na sunuldu. Çok güzel, kapsamlı bir program. 6 yıl içinde 7 dönüşüm alanında Türk eğitim sistemini ayağa kaldıracak bir program. Ben çok etkilendim programdan. Bundan haberdarsınızdır muhakkak. Görüşünüz nedir? Teşekkür ederim. My suggestion is that this program may be a good practice for your pluralistic model as well. 2, 3, 4, 5, 6 kişi soracak. Hanımefendi sorsun. Daha sonra arkadaki hanımefendi var. My name is Derya. TEDBAM'dan Derya ben. Şöyle bir şey söyledi Sayın Müsteşarımız. Oradaki çocukların travmalarıyla da uğraşıyoruz dendi. Bu travmalarla uğraşmak açık olarak nedir? Ne hizmetler yapılmıştır? Bunu merak ediyorum. Merhaba, ben Işık Düzün Eğitim Reformu girişiminden. Benim sorum aslında devamsızlıkla ilgili. Hem geçici eğitim merkezlerinde hem de diğer Milli Eğitim Bakanlığı okullarında mülteci öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili ne biliyoruz ve bir devamsızlık durumunda ne tür önlemler alabiliyoruz, bunu soracaktım. Bir de bu din meselesi açılmışken Zafer Hocam söylemeden edemeyeceğim. Yani bu konuyu da tartışmaktır Türkiye'de. Çok genç kaldık ama çocuklar çok dilli olabiliyorlar ve çok rahat çok dilli olabiliyorlar. Eğer Türkçe'de, Arapça'da, İngilizce'de, gelecekte işlerine yarayacaksa, mevcut içinde yaşadıkları toplumda işlerine yarayacaksa, başka bir ülkede işlerine yarayacaksa, çok dillilik neden olmasın, bir dilin öğrenilmesi diğerinin öğrenilmemesi anlamına gelmez diye paylaşmak istedim. Teşekkürler. My name is İlknur Ünal. Merhabalar. Ben İlknur Ünal.
26 yıl bankacılık sektöründe çalıştım. Daha sonra kamuda memur olarak çalıştım. En son olarak da bu sistemden çıkarak bir danışmanlık şirketi kurdum ve memuriyetin bürokrasinin işte ekonominin ekonomik hayatın ne olduğunu bilerek 26 yıl hizmet verdim. Şu an evet sorumu soracağım. Şimdi eski bir stratejik plancı olarak hatta yeni stratejik plancı olarak da şunu söylemek istiyorum. Suriyelilerle ilgili pek çok sorunumuz var. Yani eğitimle ilgili, istihdamla ilgili her konuyla ilgili ve çok dağılmış durumda gördüm kendimizi. Yani çünkü çok fazla sorun var. Acaba stratejik yönetim veya stratejik plan mantığı içinde düşünsek biz bunlarla ilgili bir öncelik koyamaz mıyız? Ve öncelik olarak mesela Suriyeli öğretmenleri veri tabanını bir an önce araştırıp Suriyeli öğrencilerin eğitiminde onlardan yararlanamaz mıyız? Bunun için projelerin gerçekleşmesini beklemek yerine özel araştırma şirketlerinden veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın sivil personelinden yararlanamaz mıyız? Aynı zamanda nokta atışı olarak taşımacılık eğitim sisteminin içine bu kişiler dahil olamadığına göre taşımacılıkla ilgili bir an önce özel şirketlerle protokol yapıp veya STK'larla, belediyelerle protokol yapıp bu taşıma konusunda bütün Türk sözleşmeli öğretmenlerimizde de olsun, Suriyelilere de olsun bunların hemen taşımacılığını çözümleyip de bir yerden başlayıp ondan sonra devam edemez miyiz? Yani bir önceliklendirme bekliyorum ben açıkçası. Tamam hocam, teşekkürler. Son 3 kişi, 1, 2, 3. Daha sonra soru almayacağım. Hocam, sadece sorunuzu alabiliriz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Çankaya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Özkan. Şimdi kısaca geçelim. Daha önce mültecilikten misafirle ve şimdi entegrasyona geçiyoruz denildi. Ama bu entegrasyon sürecinde ülkemizdeki büyük bakanlıklar, işte daha doğrusu bu işle ilgili en önemli bakanlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlikler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı gibi. Belki entegrasyonun en önemli bakanlıkları bunlar olacak. Bu bakanlıklar düzeyinde acaba devlet üst düzeyinde bir çalışma grubu oluşturuldu mu veya oluşturulması gündemde mi? Teşekkür ediyorum. Hemen beyefendiye. Ben değil, arkada. Merhabalar. Benim size sayın müsteşar bir sorum olacaktı. Bu farklı rakamlarla alakalı. Şimdi verilerin tamamı göç geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle alakalı verilerin hepsi Göçnet'te toplandı ve yapıyoruz. Artık onlar bütün veri koordinasyonu sağlıyorlar. Neden hala daha 2000 sonrası doğanların sayısı şu kadar gibi net bir rakam söyleyemiyoruz Suriyeliler için? Neden eğitim çağında olanlar sayısı hala daha net değil? Bununla alakalı şeyinizi merak ediyorum, görüşünüzü merak ediyorum. Bir de bu büyükelçiliklere yollayacağınız işte verilerden bahsettiniz. Onları hani web sitenizde paylaşsanız biz de görsek rakamların sınıflara göre dağıldı mı vesaire. Bizim de çünkü ihtiyacımız var en az büyükelçiler kadar. Diyanet Vakfı'ndan Mustafa Bey'e bir sorum olacaktı. Öncelikle çalışmalarınız gerçekten takdire şayan. Merak ettiğim bir nokta var. Bu eğitim verdiğiniz öğrencilere daha sonra diploma mı vereceksiniz, sertifika mı vereceksiniz? Okul bitince bunların statüsü nasıl olacak? Bildiğim kadarıyla Milli Eğitim'den daha önce başladınız siz bu konuyla ilgili çalışmalara. Hani işte birinci kademe bittikten sonra bu öğrencilerin eline verdiğimiz evrağın geçerliliği ne olacak? Bunu açıklarsanız çok memnun oluruz. Teşekkürler. Tamam, soru alalım arkaya. Beyefendi ve hanımefendi, tamam bitiyor. My name is Serhan Alemdar. Serhan Alemdar, Mercy Corps Malumat Toplum Bilgilendirme Merkezi. Gaziantep'te 300 bin Suriyeli var, 50 civarında geçici eğitim merkezi var. Sayın Müsteşar'ın okullaşmayla ilgili projeksiyonları için çok teşekkür ediyoruz. Sorum okul dışı eğitimle ilgili, informal eğitimle ilgili bakanlığın bir projeksiyonu var mı? Bizim gibi toplum merkezleri veya yaygın eğitim dışında yapan kurumlar var. Özellikle okula erişimi olmayan, bir şekilde olamayacak olan binlerce Suriyeli olacak. Bunlara ilgili işte mobil eğitim üniteleri vesaire gibi niyetler var mı? Bunları öğrenmiştim. Teşekkür ederim. Son sorumuzu alalım. My name is Derya Kılıç. Derya Kılıç, K24 Haber Ajansı'nın muhabiri. Sayın Büyük, daha önce bir açıklamanızda Suriye çocukların eğitim gördüğü müfredatın din
görevlerin bulunduğu bir komisyondan ele geçirildiğini açıklamıştınız. Bu müfredat değişikliğiyle ilgili biraz daha bilgi verir misiniz acaba? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi her bir konuşmacı 5 dakika zaman vermek durumundayım. Maalesef Mr. Bey'in toplantısı var. Arada diğer arkadaşlara o zaman sorularınızı, eğer cevaplarınız sorularınız var düşünürseniz arkadaşlara sorabilirsiniz. Buyurun Sayın Müsteşar. Before giving my answers to the questions, sorulara geçmeden önce her geçici eğitim merkezinin mutlaka bir STK ayağı olmalı diye zikredildi. Bazı geçici eğitim merkezi, 108 adet geçici eğitim merkezimiz sadece Milli Eğitim Müdürlüklerimizden izin alarak eğitim öğretimlerine başladılar. İlla bir STK bulma durumunda ve mecburiyetinde de değiller. Şimdi tabii rehber öğretmenlerle ilgili arkadaşımız sordu. Biz okullarımızda görevli bütün öğretmenlere ki derse giriyorlar, teşviği veriyoruz. Ancak okullarda birer rehber öğretmen bulundurulması sadece işinin olmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizim rehber öğretmenlerimiz, gönüllü Suriyeli öğretmenleri hizmet içi eğitimi aldıktan sonra uygun olanları her okula bizim okullarımızda olduğu gibi birer rehber öğretmen görevlendireceğiz. Lise çağındaki çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesiyle ilgili. Değerli katılımcılar, biliyorsunuz çalışma izinleri olmadığı için biz Suriyeli öğrencileri mesleki teknik okullarımıza yönlendiremedik. Niye? Çünkü staj gerekiyor, çünkü SGK girişleri, sigorta girişleri gerekiyor. Artık bundan böyle okumak isteyen çocuklarımızı mesleki eğitime de yönlendirip oralarda staj almalarını da temin edeceğiz. Şimdi bu neden Suriye müfredatını, yani süre dar olduğu için bu şekilde belki anlaşılmadığını varsayıyorum. Biz de gönlümüzden Türkçe müfredat, Türkçe öğretim diye geçer. Ancak biz kitlesel bir akılla karşı karşıya kaldık. Ve bir an önce bunları eğitime almamız gerekiyordu. Artı hiçbiri Türkçeyi bilmiyordu. Bu çocukları 7. 8. sınıfta akranlarından, oradaki akranlarından geri kalmamak için bu müfredatla yetiştirmeye başladık. Biraz önce söyledim, Türkçe okulaştığımızda gelmediler. İlk başta. Geçici eğitim merkezi açtığımızda geldiler. Ancak biz bu eksikliğimizi bildiğimiz için zaten bu yıl başladık okul öncesi ve ilk okul. Ama birden siz bunları hayır kardeşim Türkçe okula gideceksiniz dedim mi 325 bin olan sayımızın derhal aşağıya düşeceğine de inanıyorum. Bir başka şey, hani biz bunu tartıştık, bunlara Suriye müfredatı okurken kendi ülkemizdeki bir takım iyi niyetli ya da art niyetli insanların, bir dakika kardeşim ya ben bu ülkede yaşıyorum, ben kendi dilimde eğitim. Bir şeye göz ardı etmeyiz. Geçici koruma yönetmenliği var bunlarla ilgili. Şimdi bunu duyan Iraklılar, bunu duyan Afganlar bana geldiğinde onlara aynı şeyi söylüyor. Bir dakika kardeşim, sizin böyle bir yönetmenliğiniz yoktur. Siz geçici koruma altında değilsiniz. Siz bizim okullarımıza gideceksiniz. Orada eğitim öğretiminize devam edeceksiniz diye onlara söylüyoruz. Ama Suriyelilerle ilgili devletin bir geçici koruma yönetmenliği var. Ve eğitim de onların hakkı. Bu açıdan bununla başladık. Irak Türkmen arkadaşımızın hani geleceğim oraya ama bağlantılı. Herhalde kaçırdı. Biz onlara zaten haftada 5 saat Türkçe öğretiyoruz. Ancak akranlarından, tekrar emsallerinden geriye döndüklerinde oradaki akrabalarından, arkadaşlarından geri kalmaması için bunu bir çözüm olarak gördük. Acilen biz bunu devreye sokmamız gerekiyordu. Bunun dışında başka hiçbir kimseye de böyle bir hak zaten verilemiyor. Yani resmi işlemler için izin alınamıyor demişti bir arkadaşımız. Yani bakmam lazım. Ben elimden gelen gayreti gösteririm. Bir arkadaşımız aileler bilmiyor dedi. Doğru, şu anda 4 dilde 500 bin adet broşür hazırlattık. İngilizce, Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlatıyoruz. Okula gitmekle ilgili yol tarifi yapıyoruz. Onu alan hem örgün eğitim hem yaygın eğitim. Yani olan, onu alan anne baba yaygın eğitimden nasıl istifade edebilir? Çocuk ya örgün eğitimden nasıl istifade edebilir? Orada görecek. Halbuki bütün her yere de ilan ettik. Suriyeli STK'lar, Suriyeli onların ileri gelenleri hepsini çağırdık ve dedik ki önünüzde herhangi bir engel yoktur. Eğer bir okul müdürü Suriyeli bir öğrenci kendisine müracaat ettiğinde almıyorsa hata ediyor.
o il müdürleri toplantısında söyledim. Arkadaşlar sahip çıkın, okul müdürleri de söyleyin, hiç kimse almamazlık edemez. Mecburen alacaklar çünkü böyle bir hakları vardır. Artık bu arkadaşlarımızın, okul müdürü, öğretmenlerin zaten işi bu, bu çocukları eğitmek. Tabii misafirlik tabiri resmi bir tabiri değil. Ben bir düşünceyi burada izah ediyorum. Bunlar mülteci değil, mülteci diyemezsiniz. Mülteci dediğinde daha farklı haklar doğacak. Sığınmacı da değil, geçici koruma altındaki Suriye vatandaşı. Ben buradaki misafirlik kavramını ruh dünyasıyla, gönül dünyasıyla ilişkilendirilerek, yoksa o zaman ben derim ki öyle bir şey olsa misafirliğe süresi 3 gündür 4 yıl. Yani bunu böyle algılamanızı istiyorum. Hemen, çünkü... Evet. Considering the training şimdi, for teachers. Öğretmen eğitimi. Biz bütün all Suriyeli öğretmenlerin meslek hizmetçi eğitim kursuna zaten alıyoruz. Bu arkadaşlarımızı seçiyoruz. However, ancak şimdi çalışma izninden sonra sayı daha da düşecek çünkü çoğunun belgeleri ya da öğretmenlik yeterliliklerine sahip olmadıklarını göreceğiz. Suriyeli öğretmenler bizim okullarımızda çalışacak mı? Pek çok yabancı okulda şu anda özel öğretim kurumlarında Almanca öğretmeni, İngilizce öğretmeni çalışıyor. İş bunlara gelince niye böyle hemen böyle bir soru işareti oluyor anlamakta bir şey yok. Önünde hazırlık, Arapça hazırlık olan İmam Hatip liseleri bu arkadaşlarımızı ücretli olarak, bakın tekrar ediyorum bir yanlışların açılma olmasın, kadrolu olarak değil. Doğrudur, Türkçe öğretmenleriyle ilgili Türkçe, edebiyat, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenlerini görevlendiriyoruz. Ancak bu arkadaşlarımız yabancılara Türkçe öğretimi konusunda eksik olduklarını fark etti. Yunus Emre ile birlikte sadece bu alandaki, bizim mevzuatımız ancak buna müsaade ediyor. Bu alandaki öğretmenleri okullarımızdan da görevlendirmiyoruz. Bu branşlarda ücretli öğretmeni de görevlendiriyoruz. And another question was about travmalarla nasıl uğraştınız diyor. Rehber öğretmenlerimiz de onları ki akademisyenlerden de istifade ettik. Nasıl baş edilir bunlarla? Günlerce bu arkadaşlarımız bu çocukları farklı eğitim metotlarıyla bu travmalardan uzaklaştırdı. Devamsızlık konusu doğru. Gelmeyince çok bir şey yapamıyoruz. Bizim öğrencilerimiz gelmeyince ceza yazıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Dinamik bir süreç yaşıyoruz. Bir gün bakıyoruz bu okulda, ertesi gün yoktur. Geçmiş gitmiş. İzmir'de 17.500 öğrenci gözüküyor kayıtlarda. İl müdürüne dedim ki bu adreslere git, bak bunlar nerede, bulamadık biliyor. Herkes bir evi adres göstermiş, gidiyoruz hiç kimse yoktur. Niye? Orayı geçiş olarak kullanıyorlar. Bunun için doğru devamsızlık konusunda başarılı olamadık. Son bir soru, stratejik plan taşıma, bunlar fonla ilgili bizim 2016-17-18 hem eylem planımız hem de stratejik planımız hazır. Bir arkadaşımız çalışma grupları dedi. Arkadaşlar 5-6 tane Murtaza Bey'in organizesiyle eğitim çalışma grubu, sağlık çalışma grubu, çalışma iş kurum başkanlığında bir grup, 5-6 tane grubumuz var. Çalışıyorlar artık, devlet kademeleri de birbirleriyle ilintiliyorlar. Farklı rakamlar neden? Dediğim gibi sürekli göç alıyoruz, sürekli gidenler var. Yani bir de göç idaresinin konusu bu. Bir de kaydedilirken iki şey gerçek. Bir, parmak izleri. İkincisi ne Selman? İki şey gerçek ya, beyana göre. Cinsiyeti. Başka hiçbir şey gerçek değil adam. Öğretmenim diyor, yazıyor oraya. Ya başka bir şey diyorsun ya. Sadece beyana dayalı kayıt alıyoruz biz. Parmak izi gerçek, bir de cinsiyeti gerçek. Uzaktan eğitimle ilgili doğrudur. Çalışmamız var. Zaten notları var, arasında vardı. Vakit bulamadım. Yani kesinlikle açık lise modelini şu anda çalışıyoruz. However, there was another question about the informal education. And the question was that do we have any future plan for the informal education? Evet, müfredat üzerinde de şu anda çalışıyoruz. Bu kitapları bizim kazanımlarımızla doğru dünya standartlarına baktığında, bizim standartlarımızla baktığında çok aşağıda müfredat. Ama biz de elden geçireceğiz. Bizim müfredatımızı bu dile çevirerek okunması
sayısını da temin edeceğiz. Teşekkür ederim. Çoğunuz da geldiği için sizin sürenizi unuttuk. Mustafa Bey ve Mübarek Hanım'a 3'er dakika süre vereceğiz. 15.50'de oturumu kapatacağız. Daha başka sorunuz olsa dışarıda katılımcılarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Buyurun Mustafa Bey. There were three questions addressed to me. Üç soru vardı. One of them is that why this foundation is dealing with education. It is not the responsibility of the religious foundation. I want to emphasize a perception. The foundation of religious affairs is affiliated to the prime ministry and it is a legal institution established in Turkey. And the foundation of religious affairs is a non-governmental organization as all the other foundations, we have many activities in different fields and we stated our activities in our bylaw and we have the right to open new schools in different cities and different provinces. We have 16 different schools and we have been reaching up to 100 countries and there are many students in those countries and this in our foundation of religious affairs is actually responsible to provide some educational activities both in Turkey and in other countries. And this is also stated in our bylaw as well. And we have a very pilot study on this. And you can see the results of this pilot study in our website as well. What we do actually is a kind of educational organization. We are making up, we are providing our educational activities within the system. Totally in line with the system of Ministry of National Education. And our students have the right, have the very same rights with the national students attending to the national education system as well. And as you mentioned, we are not providing any informal education. We have totally a formal education within the framework of strategies and policies decided by the Ministry of National Education. There was another topic mentioned here. We are talking about an extraordinary situation. Başta vermeye çalıştığımız actually. Örnekteki ekrana yansıtmış olduğumuz tabloda veya şekilde bunu anlatmaya çalışmıştık. İnsani bir durumla karşı karşıyayız. Bu insani durum çok kompleks bir durum, çok çok farklı yönleri var. Bu yönlerle insanların ihtiyaçlarıyla ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyiz ve buna göre de bir sistem geliştiriyoruz. Normal bir akış içerisindeki bir hayattan veya bir sistemden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla burada katkı sağlayabilecek olan herkesin katkı sunması bu işi kurumların yükünü affedecek, çok daha etkili ve verimli bir çalışmayı ortaya koyacaktır. Bunun için kim olduğu, hangi kurum olduğu, nereden olduğunu da çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yeter ki belli bir sistematik ve koordinasyon içerisinde bunlar yürütülsün. STK'larla ilgili bir soru vardı. Türkiye'de bir takım teşebbüsler var. Sivil toplumun devlet tarafından koordine edilmesini doğru bulmuyoruz. Sivil toplum sivil kalmalı ve sivil olarak koordinasyonu yapmalı. Bununla ilgili özellikle Türkiye'de Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı gibi kurumsallaşmış bir takım koordinasyon yapıları da mevcut. Fakat bu yapılar henüz sistematik bir hale gelmiş değil. Koordinasyon bilgi paylaşımıyla başlıyor. Bu bilgi paylaşımı noktasında dahi henüz belli bir takım sıkıntılarımız var. Özellikle sistemsel bir takım sıkıntılarımız var ama en önemlisi de bunun zihinsel bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Beraber çalışma, birlikte iş yapma kültürü maalesef kurumsal tahsiller yüzünden gerçekleşemiyor. Bu aşıldığı takdirde Türkiye'de aslında çok ciddi bir sivil toplum potansiyelinin ve enerjisinin olduğunu görüyoruz. And when you go out of the country, you can see that the Turkish NGOs are actively working and very appreciated. However, if you manage to coordinate the efforts by the non-governmental organization, then we will have a better situation. As I mentioned before, under the umbrella of ACE, we conducted many studies and projects and activities and our efforts of the
oradaki Türk sivil toplum kuruluşları. Çünkü olağanüstü bir özveriyle ve gerçekten samimi bir çalışma içerisinde faaliyetlerini yürütüyorlar. Ve birçok uluslararası toplum kuruluşu gibi kaynaklarının %70'ini idari giderlerine değil, belki en fazla bugün harcanan rakam %20'ye geçmiyordur. Hiçbir sivil toplum kuruluşu bunu aşmıyordur. Geri kalan bütün kaynakları direkt amacına dönük faaliyetlerde kullanılıyor. Onun için bu kısım önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Zaten bana bir soru bir soru gelmiş oldu. Sayın Müsteşarım'a cevapladı aslında. Neden Suriye müfredatı uygulandı, niye Arapça eğitim verildi sorusunda Sayın Müsteşarım'a cevapladı. Sadece olarak dediğim gibi ilk etapta geri dönecekleri varsayımı olduğu için Türkçe müfredatı ve Türk eğitim sistemine dahil edilmedi. Ancak daha sonra kalıcı olmaları durumunda devlet okullarında biliyorsunuz şu anda imkanlar sağlandı. Hatta şu anda zorunlu olarak okul öncesi bir ilkokul öğrencileri bu okullarda okumaya devam edecekler. Aynı zamanda ara sınıfları unutmamak gerekiyor. Şimdi 8. sınıf çocuğunu doğrudan siz Türkiye müfredatına almanız çok güç. Onun önce bir Türkçe eğitim alması gerekiyor. Fakat bu eğitimi aldığı sırada da şunu unutmamız gerekiyor. Zaten bu öğrenciler kendi ülkelerindeki ortam nedeniyle eğitim dışı kalıyorlar uzun süre. Türkiye'ye geldiklerinde de bu Türkçe eğitim aldığı sırada da eğer eğitimsiz kalırlarsa bu süre çok uzayacak. Dolayısıyla da bu geçici eğitim merkezlerine kendi müfredatlarına eğitim almaları o açığı kapatmak açısından çok önemli. Çoğulcu müfredat dediğimizde şunu söylemek istiyoruz. Şimdi Türkiye zaten pek çok farklı etnik unsuru bir arada barındırıyor. Kendi sınıflarında, kendi toplumunda. Dolayısıyla eğer Suriyeli çocukları biz devlet okullarına alacaksak ki sadece Suriyeli de değil, pek çok farklı kültürden çocuklar da bu okullarda olacaksa bunları gözeterek yani bu farklılıkları gözeterek bir müfredat oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki de herkesi memnun edecek bir müfredat mümkün değil. Ancak ortak paylarda buluşabileceğimiz, nasıl ki şu anda nasıl toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kitaplarımızı revize ediliyorsak, aynı şekilde bu tarz farklılıkları da içinde barındıran yeniliklerin, revizelerin yapılması gerekiyor. Bunu kastettim. Arapça, niye Arapça öğretildiğine dair aslında LGD'den Işık Hanım gayet iyi bir şekilde açıkladı. Yani keşke daha fazla dil öğrenebilsek ama zaten Türkiye'nin bir dil öğrenimi sorunu olduğunu sayın müsteşar da söyledi. Dolayısıyla da çok, birden fazla dil bilmenin faydası çok daha fazladır, zararın olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Bir tavsiye edeyim ben de değerli katılımcılar tekrar bu müfredatın niye Suriye olması ile ilgili bir biz okullarda önünü açtık. 80 bin şu anda öğrenci bizim okullarımızda. Biz bundan yanayız. İki, and this müthiş bir göçle karşılaştık. Acil çözüm bulmamız lazımdı. Bunun için biz bu yöne yöneldik ama süresi içerisinde biz bunu halledeceğiz. Diplomalar geçersiz diyorum. Bir yanlış anlama var. Bizim yaptığımız sınavda verilen tüm diplomalar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasıdır. Teşekkür ederim.